yaşayan insanlar depremle ilgili neler yapılıyor onları bizden öğrenmek istiyorlar. Bizler 2,5 yıl önce belediyemizin almış olduğu kararla arkadaşlar biz zemin iyileştirmesi yapılmayan hiçbir binaya ruhsat vermiyoruz. Biraz masraflı oluyor. İnşaat yapan müteahhitlerimiz falan ilk etapta bizlere çok kızdılar. Bu konuda masraflar çok olduğu için. Ama biz 2,5 yıl önce aldığımız kararı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Şu depremden sonra almış olduğumuz kararın ne kadar yerinde olduğunu onlar da öğrendi şimdi. Yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 3 bölgeyi pilot bölge seçtik. Akarca, Babataşı ve Tuzla mahallesinde zemin sıvılaşmasını ölçeceğiz. Önümüzdeki günlerde ihalesi olacak. Aynı zamanda da 6000 tane bina üzerinde zemin etüt çalışmaları ve binaların karotları da alınaraktan depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka ölçmek zorundayız. Bölgemiz birinci derecede deprem bölgesi. Ama sevindirici olan yatay mimari var. Burada genelde iki kat binalar var. Onun için ben çok fazla bu bölgede can kaybının olacağını düşünmüyorum. Yine bölgemizin, ülkemizin en iyi bilim adamlarından deprem uzmanı daha önce Naci Görür hocamız bu bölgede Muğla bölgesinde bir çalışma yaptı. Uzun bir çalışma yaptı. 7 şiddetinin altında Fethiye'de bir deprem beklendiğini bize ifade etti. O biraz da bizim için bir sevindirici bir olay. Ama herkesin rahatsız olduğu bu bölgede kaçak inşaatlarla ilgili bir durum var. Maalesef imar barışları çıktığı müddetçe bizlerin bunların önüne geçme şansımız yok. Üzücü bir olay. Gerçekten Türkiye'nin 81 vilayetinde var olan bir durum. En çok mücadeleyi veren Muğla'da belediyelerin başında biz geliyoruz. Ve en fazla yıkım yapan belediyede biziz. En son bir tatil köyünde gittik biliyorsunuz. Şimdi pazartesi yine yıkımlarımız devam edecek. Çünkü 4 katlı hatta 4-5 katlı binaların şehrimizde 2 kat imarın ve emsalin olduğu yerde yapıldığı görüyoruz. Asla bunlara izin vermeyeceğiz. Ve bunlarla bedeli ne olursa olsun benim için mücadele etmeye devam edeceğim. Sıkıntımız şurada değerli arkadaşlar. Bu imar barışı çıktığı müddetçe biraz önce de söyledim. Bütün Muğla'mızın 13 ilçesinde aynı sıkıntılar var. Bizim ilçe belediyelerimizin imar yapma yetkisi yok. Biz sadece uygulamamız var. 18 uygulayabiliyoruz. Burası Özel Çevre Koruma Bölgesi, ÖÇK'a bölgelerinde genelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Onun dışında olan yerlerde de Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkili. Mutlaka ve mutlaka ilçe belediyelerine imar yapma yetkisi verilmeli ama kontrol de bakanlıkta olmalı. Asla biz başka türlü bu kaçaktan önüne geçme şansımız yok. Şimdi bundan 2,5-3 yıl önce göreve geldiğimizde 1 yıl tamamladığımızda bölgemizde bir takım afet gönüllülerine yerler biz tahsis etmiştik. Bazı arkadaşlarımız bunun önemini anlayamamıştı. AKUTA ve MAK olmak üzere mahalle afet gönüllülerine yerleri olmak üzere onlarla birlikte işbirliği protokolleri yaparaktan bütün giderlerini Fethiye Belediyesi karşılıyor. Bu iki kurumumuz da AFAD'la AGT'de olmuş durumda arkadaşlar. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Ve orada her zaman, her gün eğitimlerimiz devam ediyor. Şu an 200'e yakın gönüllümüz var. Onun 62 tanesini Samandağ'a gönderdik ve 22 tane canlı vatandaşımızı enkazdan çıkardılar. Onu binlere çıkarmak, hatta 2000'e çıkarmak istiyoruz. Dün Kaynakam Bey de sevindirici bir haber verdi. Biz afet koordinasyon merkezi kurmak istiyoruz ki bir merkezden yangınları ve bu tür depremleri yönetmek istiyoruz Fethiye Belediyesi olarak. Arkasında da hangarlar olacak. Orada neler olacak? Acil ihtiyaç olan deprem çadırlarımız olacak. Orada gördüğünüz elektrikler kesildi. Jeneratörlerimiz, siltilerimiz, baletlerimiz, seyyar tuvaletlerimiz ve seyyar aşanelerimiz olacak. Bunları şimdiden hazırlıklarını yapıyoruz. Deprem bugün maalesef 10 ilimizde ama yarın bizde arkadaşlar. O kaçınılmaz. Onun için deprem bölgesindeyiz ve depremle birlikte yaşamak zorundayız. Depreme dayanıklı, sağlıklı binalar yapmak zorundayız. Ve acil kurtarma ekiplerini de kurmak zorundayız.